İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Hekimce Bakış programında da sizlerle beraberiz. Bugün yanımda çok değerli iki konuğum var. Bunlardan birisi bizi kırmayıp ta Samsun'dan kadar gelen Sayın Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Sayın Altıf Malkoç. Altıf abi hoş geldiniz öncelikle. Abi teşekkür ederim. Nasılsınız abi? İyi, bugün yanımızı gördüğünüz için size teşekkür ederim. Rica ederiz abi. İnşallah faydalı olur. Faydalı olacağını da inanıyorum. İnşallah abi. Biz de buraya kadar kırmadınız. Yolculuk nasıl abi? İyiydi inşallah. Vallahi geldik. 8 saatte geldik. Yollar çok güzel. Yollar iyi abi. Evet. Evet. Diğer konuğumuz da Sayın Veteriner Hekim Sinan Sağlam. Sinan abi öncelikle hoş geldiniz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Nasılsın Sinan abi? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi Tunahan özellikle ben de teşekkür ediyorum. Hem Atıf Kaptan'a da hoş geldin diyorum. Atıf Malkoç tabii uzun zamandır ailece denizcilikle uğraşan ve programın önemine gelince bu akşam biz burada sadece avlanma balıkçılığını konuşmayacağız. Balığın bütün her şeyini masaya yatırmaya çalışacağız. Ben biliyorum Atıf Kaptan'la biz daha önce programlar yaptık. Atıf Kaptan bu konuda çok tecrübeli, deneyimli. Çünkü Atıf Kaptan'ı biz yerinde de, denizde de çekimler yaptık. Oradan da çok iyi biliyorum. Ama üzüldüğümüz şey bir yıl geçmiş program yapalı. Atıf Kaptan mutlaka onları ifade edecektir. Bir yıl geçti ama iyileşeceğine, sorunlar çözüleceğine üzülerek ifade ediyorum. Az önce kuliste de konuştuk. Sorunlar daha da artarak devam ediyor. Ben öncelikle Malkoçoğlu Balıkçılık ve Atıf Kaptan'ın bir mazisi var. Atadan gelme bir balıkçılık. Kendisi Karadenizli. İsterseniz önce Tunahan müsaadenizle Atıf Kaptan'ı tanıyarak başlayalım. Aynen. Buyur Atıf Kaptan. Ben Atıf Malkoç, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanıyım. Dedem, babam hep balıkçı. Ben 3. kuşak benim, 4. kuşak teknede çocuklar. Tabii biz Osmanlı'dan beri geliyoruz, balıkçıyız ve Malkoçoğlu sülalesi daha Bulgaristan'dan beri geliyor. Dedelerimiz bu vatandan savaşa savaşa geldi. Biz de şimdi balıkçılıkta aynı mücadele ediyoruz. İşte sıkıntılı bir zamanda geldik buraya balıkçılığın. Bugün bizim aile üstadımız hep balıkçı. Malkoçoğlu dediğin zaman Karadeniz'de hepsi balıkçılık yapıyor. Yani çok eskiden beri balıkçılık yapıyoruz. Mesleğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani bize dedelerimiz teslim ettiği gibi biz de peşinden gelen insanlara teslim etmeye çalışıyoruz. Ama her geçen gün daha bir zorlaşıyor. Bir sürü yadırımlarımız var denize. İşte ebiri uyandan herkes konuşuyor. Ya bu deniz biterse biz bundan zarar görürüz. Yani kimse bizim kadar bu denizi düşünmesin yani. Hocalar olsun, herkes deniz biterse herkes maaşını alır. Bizim bundan yapacak başka şeyimiz yok. Teknelerimiz var. Hurdaya da satsak yine bizi 1-2 sene, 3 sene bakar ama mesele o değil. Yani yıllarımızı verdik. Mezardayadan dedelerimiz halen daha bize bakıyorlar yani. Biz onları isimlerini altın harflerle yazdık. Bizden gelecek olanlar da yazacak. Bu ülke bizim ve ülkemizi çok seviyoruz. Yani yatırımlarımız fabrika olsun, denizde insan gücü olsun, bir sürü insanlar yanımızda ekmek yiyor. Ama zorlaşıyoruz yani. Bu sene hakikaten şartlar çok zorlaştırdı bizi. İnşallah iyi olur yani. Temennimiz... İnşallah. Atıf Kaptan, şimdi tabii balıkçılık dediğimiz zaman, balıkçılık gıda anlamında baktığımız zaman Türkiye'de çok stratejik bir konu. Sadece beslenme açısından, insan sağlığı açısından değil, aynı zamanda da sanayi açısından çok önemli faaliyetleri var balıkçılığın. Hatta avlanma balıkçılığının bir faydası da siz özellikle Türkiye'de bu çiftlik balıklarına da yem tedarik ediyorsunuz. Yani bir döngüyü beraberce, birlikte sağlıyorsunuz. Ama son dönemlerde özellikle izleyicilerimizin de anlaması açısından bu avlanma balıkçılığı ya da çiftlik balıkçılığı, bu konuda siz rakamlarla Türkiye'de nasıl bir balıkçılık yüzdesi var? Yani avlanma balıkçılığı tabii Türkiye'de çok büyük bir maliyet getirmiyor.
zaman zaman eğer balık bol ve bereketli olduğu dönemlerde izleyicilerimiz bolca balık tüketebiliyorlar. Çünkü şöyle bir üçgen var. Avlayan var, satan var, bir de tüketen var. Siz bunu özetleyebilir misiniz? Çünkü ben bildiğim kadarıyla balık bol olduğu zaman çok ciddi bir besin kaynağını siz çok ekonomik veriyorsunuz. Ekonomik satıyorsunuz. Bunları bir özetler misiniz? Ya biz hem balık tutuyoruz hem satıyoruz. Bizim ayrıca da balık bölüm fabrikamız da var abi. Ya bu şeyin her tarafında varız tabii. Yıllardan beri şu an %50 %50 balıkçılıkla çiftlik balıkçılığı ülkemizde. Tabii kaç 3-4 yıldan beri çiftliklere çok devlet yatırım yaptı. Yani balıkçılığa da yatırım yapıyor da ama çiftliklere çok aşırı yatırım yaptı. Bizi garip bıraktı yani. Teşvikler verin. Tabii çok çok teşvik verdi. Halen daha vermeye devam ediyor. Halbuki bir şeyi unutuyorlar yani. Balıkçı olmasa çiftlikler olmaz yani. Evet. Yani bu çiftliklerdeki balıklar balık unu, balık yağından oluyor yani. Bizim balık unumuz olmasın, hamsinin unu olmasın, bizim Avrupa'ya balığımızı kapitan üzeri bile koymazlar yani. İhraç edemeyiz. Tabii dünyanın en kaliteli balık ununu ihraç ediyoruz. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi bazen deniz çuprası deniliyor ya da deniz balığı levreye vesaire. Bu çiftlik hayvanlarına örnek olsun diye söylüyorum. Çiftlik ürünleri... Bazen değil çok zaman sizinkilerden ucuz. Halbuki orada yem girdisi, balık yemi girdisi çok yüksek ve onların işçilik masrafları bir hayli fazla. Ama deniz ürünleri pazarlarda daha pahalı satılıyor. Bunun sebebi ne sizce? Ya eskiden öyleydi ama şu an geçti çiftlik balıkları. Aramızda çok büyük bir rekabet var onlarla beraber. Evet. Tabii şu an yani balıkçılıkla çiftlikçiler balıkçıya çok darbe vuruyorlar. Şöyle balıkçıya çok yasak getiriyorlar. Evet. Onların daha çok adamı var sektörün içerisinde. İstediklerini yaptırıyorlar. Biz yaptıramıyoruz. Biz balıkçılığın garip tarafında kaldı yani. Ne yazık ki biz çok garip tarafında kaldık. Yani onlar gidip istedikleri yasalar bak şu an şimdi bir yasa geçti meclisten. Hep çiftlikçilerle ilgili. Geçen yasa. Bütün şeyler, sıkıntıları balıkçı tarafında, iyi tarafları onlarda yani. Yani baktım bütün teşvikleri bakıyorsun hepsini onlara verdiler. Bizim tarafta hiçbir şey yok. En kötü taraf hep bizim tarafta yani balıkçının. Ama halbuki yani bu balıkçı olmasa çiftlikçiler de olmaz. Gittikçe balıkçıyı zor tarafa, zor sıkıntıya giriyoruz. Bak bu sene Karadeniz'de hamsi var. Çiftlikler hep bekliyordu. Karadeniz'den balığını verelim. Balıklarımızı çıkaralım. Gerçekten şu an hamsi bol yani. Ama 10 numara değil. 7 numara hamsi yani. Çok iri değil. O da sula ilgili. Bu sene çok sıcak gidiyor. Evet çok sıcak gitti. Sonra hamsi bu sene ben 42-43 seneden beri balıkçılık yaparım. Yani şeyin çok dışında. Çok acıktan gitti. Ve hamsi karaya geldiği zaman 40-50 milde avlanıyor. Karaya geldiği zaman hamsi eziliyor tabii. Piyasaya süremiyorsun hamsiyi. Piyasada para etmiyor. 30-40 lira hamsinin kasası tabii hep balık unu fabrikalarına gidiyor. Mecbur gidecek. Balık unu fabrikaları zaten olmasa balıkçı iflas eder. Yani kalkmıyor. Eskiden çok balık satıyordu. İşte şimdi diyorlar ki işte İstanbul'da hamsinin kilosu 30 lira. Ya adamın dükkanına girerse 10 milyar lira ya. Samsun'da hamsinin kilosu 5 lira. Aynı hamsi İstanbul'da 25 lira ya. Ya bize niye soruyorsun ya? Onlara sor işte bu hamsi fiyatı burada bu ya. Şoklara koyuyorlar hamsi işte şimdi. Ha şimdi bugün hamsilik bilse 2 aylık daha hamsi var şoklarda. Ama yani çiftlikçilerin de şeysi var. Çiftlik fiyatları da aşağı düşmesin deyin. Onu da dengelemeye uğraşıyorlar. İşte bu sene Çinagop balamı da olmadı. Tabii olmadığı zaman onun yerini çiftlik balıkları doldurdu. Yani onlar da satılıyor yani. Onlar satılmaya değil ama. Yok onların ben sormak istediğim şu. Çiftlik balıklarının maliyetleri biraz daha fazla. Avlanma maliyetleri düşük tabii. Ya, avlanma balık. Balık ne ama? Balık ne balık ya? İşte ya balık ne olmasa. Çiftlik balıkları. Şeylerle beraber tabii. Gıda almıyor zaten. Tabii. Bunun temel gıdası. Aslında birbirini tamamlıyor. Tabii onunla beraber tamamlıyor. Şimdi az önce çupra Karadeniz'de yetişen çupralar gerçekten Karadeniz'de yapıyorlar. Kafeslerde iyi oluyor. Balık unu, balık yağı veriyorlar onlara. Zaten o da verilmesi anlaşılıyor zaten. Bizim Karadeniz'in Avrupa'da zaten Japonlar hep fabrikalarda, buzhanelerde balıkların başında duruyor. Kesirilirken adamlar izliyorlar yani. Aldıkları malı iyi biliyorlar. Şimdi yurt dışından gelen somon vardı, soğuk. Somon, soğuk su somonu diye. Şimdi o bitti. Bizim somonunu bitirdi. Evet.
Ama bildirdi ama şimdi o onu bildirdi, onlar da bizi bildirmeye uğraşıyorlar yani. Ama yani bizi bildirirseniz siz de bildirirsiniz. Böyle bir sıkıntı var aramızda yani. Aslında bu biraz daha iyi anlatılsa karşılıklı anlayışta daha güzel zeminlere doğru birlikte gidilecek. Ya çözemiyoruz işte. Ben şimdi bakıyorum eskiden derdiler ki burası benim. Şimdi çiftlikçiler elini uzatıyor denizde. Burada benim çiftliğim var diye gidip dünyanın kredisini veriyorlar. Biz de alırken her şeyimizi bodik alıyorlar. Biraz bu sene rahattık ama yine çok bizi sıkıyorlar. Onlara nazaran çok fazla. Balıkçının sıkıntısı çok fazla. Balıkçı onlar gibi değil. Balıkçı bir sürü yasaklarla uğraşıyor. Bunlardan bir tane sıkıntıları yok. Acın sürgüleri bakın. Şimdi çıkan yasaya bakın. Hepsi balıkçılarla ilgili. Onlarla ilgili hiçbir şey yok. Yap, tutal gel dışarı. Yem deşvi veriyor devlet ona. Her deşvi veriyor ama bize bir ucuz mazot veriyor. Başka bize bir şey verdiği yok. Bizim de ucuz mazotumuz olmasa denize çıkamayız. Yani denizde biz de parselladık. Kimse kimseyi daha istemiyor. Kimse kimseyi memleketine koymuyor. Balıkçı düştü birbirine. Yani gidişat gerçekten çok iyi değil yani. Evet. Balıkçı kimse kimseyi istemiyor. Denizin diyor şurası senin, burası benim. Limanlara daha kimseyi koymuyorlar. Gelecekte balıkçılık için çok zor. Yukarıdakiler tümende iyi duramıyorlar. Ayarlayamıyorlar teraziyi. Halbuki terazinin kandarı onlar da. Bu insanları iyi yönetmeleri lazım, ayarlamaları lazım. Bu tarımın surnenin başındakiler işte biri yerken biri bakıyor işte. Mesela şu an biz pirileri yiyip seyrediyoruz. Samsun filosu şu an 150 tekneyle bağlı, limanlarda bağlı. Niye? Ünye Üyan'ı geçti balık, biz tutamıyoruz. Yani niye bunu biz tutsak? Gidecek şimdi Rusya'ya gidiyor. Böyle bir sıkıntı var yani. Onlara geleceğiz. Yani. Biz biraz da izleyicilerimiz açısından Tunahan Bey şimdi soruları topluyor. WhatsApp'tan aynen. Bir hali geliyor. WhatsApp'tan gelen sorular var. Onları ikinci bölümde değerlendirmek için. Değerlendireceğiz programın evet. Sonuna doğru. Biraz da izleyicilerimizin anlaması açısından şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii avlanma balıkçılığı konumuz ve sorunları, çözüm yolları. Şimdi burada avlanma balıkçılığı başlıca kaç tip yapılıyor? Siz bildiğim kadarıyla orta su türlü evet. Yapıyorsunuz. Bir de gırgırla yapılanlar evet, bizim, var. Bunları izleyicilerimize kısaca özetler misiniz? Ya trol, tip trolü denilen alet mezgit tutar, barbun tutar, kalgan tutar, tip balıklarındır. Orta su plajik tür balıklar tutar. Yani gırgırın tuttuğu bütün balıkları tutar. Orginos hariç. Bütün balıklar aynı gırgır. Hangi balıklar tutarsa tutar. Orta su. Bugün dünyada gelişmiş ülkelerde hangi ülkede balıkçılık varsa gidin oraya bakın avaracı orta sudur. İç denizlerden insanların onların bir tane balıkları noksan olmaz. Seçicilikten dolayı. Şimdi, bir de gırgır var. Bu orta su trolünde daha çok şu anlatılıyor. Özellikle şu 27 Eylül 2019'da çıkan yeni yönetmeliğiniz var. Değil mi? Evet. Orada kotayı değiştirdiler. 24 metreden 18 metreye çekince bir feryat koptu. Onu da açıklar mısınız? Ya orada ayrımcılık yaptı. Biz eskiden 18 metrede kırgırlarla beraberdik. 24 metre bizi yaptılar. Kırgırlarla orta suları 24 yaptılar. Gittiler 18'e kırgırları indirdiler. Orta suları indirmediler. Niye indirmediniz? Bizim Samsun'da ben 12 tane kooperatif var benim birliğimde. 12 tane kooperatifin temsilcisiyim. 2000 tane üyem var. Sağ olsun 10 tane de vekilimiz bakana anlattık konuyu. Genel müdürü anlattık. Zora geldiği zaman bize Sayın Cumhurbaşkanı'nı gösteriyorlar. İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na söylemişler. Biz söyleyemedik. Zora geldiği zaman ama bize bu kadar sıkıntının içerisinde ülkede yani sanki Cumhurbaşkanı'nın ülkede bizden uğraşacak böyle ufak tefek şeylerde bir sürü dairelerde müdürler var. Hemen bize Cumhurbaşkanı, ya Cumhurbaşkanı bu yasa çıkarken 24 metre, ya Samsun bölgesine en azından koyun. Bu bölgenin vekilleri hepsine söyledi. Samsun'a geçen biz geldiler, bakana da söyledik. İşte bize dedi ki kıyısı açık olan ülkeden doğuya da geçebilirsiniz. Ama dediklerinin hiçbiri de olmadı. Sonra baktım genel müdür hiçbirini onaylamadı. Bizi 100 liradan su getirdiler bize. 24'ten vazgeçtik. Çözemedik. Bir 12 mil davası çıktı. Hamsi geçince doğuya. 12 milden doğuya da geçirmediler bizi. Halbuki eskiden bu Karadeniz 12 mildi. Ruslarla beraber biz gider orada avlanırdık. Ege'de karasularımız 6 mil. Orada avlanıyoruz. Karadeniz'e geldi. 50 milden bizi dünya tarafına sokmadılar. Şu an işte dedim az önce sana. İşte orta su kısmı bütün file limanda bağlı. 150 tane tekne bağlı. Herkesin borcu derdi var. Bu 50 senede bir olur bu seneki olan tabiat olayı bu. Hamsinin buraya kıyamaması. Bizim Karadeniz'de çalıştığımız yerler Ünye'den doğusu yasak orta sulara, Sinop yasak, Zonguldak yasak,
O arada da zaten görünüyor. Ben isterseniz bunu evet. kameraya göstereyim. Bak, orada görünüyor. Bak üstteki yerler, bak şuralar, orta suların çalıştığı yerler, o siyah yerler, o beyaz yerler bize yasak olan yerler. Aşağısında bütün gırgırların çalıştığı yerler. Bizim sahada Türkiye'de %13'ünde biz avlanıyoruz. Gırgırlar %100'ünde avlanıyorlar. Kürdistan, Abazet dahil hepsi içerisinde. Ama yine gözlere doymuyor. Yine bizim orada bizden uğraşıyorlar. Yani ne oluyor ya, bu deniz size de yeder, bize de yeder. Halbuki nedir yani? Bay edemeyecek olduğumuz ne var? Yeter ki bu denizde balık olsun yani. Onunla ilgili işte. 12 milyon... Orta su türünde açık sahalar çok az. Çok az. Çok sınırlı. Yok, tip balığı diyormuş. Ya gelin gemilerin içine bakın. Dünyada bu 8 metre, 5 metre ağın gözü var. Ya bunu yani hiç anlamayan bir adama desem bile inandıramazsın ya. Kaçak trollar var. Onları bize şey bilir. Ya gelin tekneleri alın orada liman dolduruyor tekneleri. Bir atla birine tüm baladan çeker gibi git. 5 kulaca 10 kulaca at. Kimse kimseden korktuğu yok. Yani bize bu deniz lazım. Bu denizin balıkları lazım. Bak biz Samsun bölgesinde 100'ün üzerinde 50 çiftin üzerinde kayak. 2 tekneden çekilir. Avcılık yapıyoruz. Bu 80 senesinde geldi. 78 senesinde bu orta su İtalya'dan geldi Türkiye'ye. Ne bileyim 40 seneden beri Samsun'da çalışıyoruz. Balıklarımızda hiçbir azalma yok. Ama bu sene oldu, balık çok azık geldi. Kıyılar elleyemedi. 12 milyon dışından doğuya geçmek istedik. Her taraf ayağa kalktı. Şimdi tam bu noktada çok basında, sosyal medyada çıkan önemli bir soru var. Diyorlar ki büyük, orta ve büyük balıkçı diyor. Hayvan balık varlığını yok ettiler. Dolayısıyla Türkiye'nin gelecekte çok ciddi sıkıntısı var. Esas sorun bu mu sizce? Vallahi hiçbir şey yok. Şu an Türkiye'de sıkıntı, denizlerimizin dengesi bozuldu. Balık sırtlarına ilgili değil. Bakın belediyeler 20 metreye, 10 metreden 30 metreye kadar bütün bisiklet denize yapıyorlar. Eskiden biz bisikletten gezdiğimiz yerlerden, yani ağaç yaktığımız yerlerden şimdi bisikletten geziyoruz. Deniz çok doldu. Kimse bunları görmüyor. Irmaklardan, terelerden bütün bisiklet denize akıyor. Az bir yağmur yağdığı zaman gidin ırmakların ağzına bakın ama Türkiye'de suçlu balıkçı. Yani. Herkes balıkçıyı suçluyor yani. Yani kaçacak yeri yok balıkçının yani. Bir şey olsa denizde, bak bu sene balamı dolmadı, vay efendim balıkçı suçlu. Ya balık tabiat olayı bu ya. Çınokop yok, geçen sene tuttunuz bir derdiniz. Ya balamı 2 sene yaşıyor ya. Bu balamı bir senede Karadeniz'e yumurtasını döküp terk edip gidiyor Karadeniz'e. Geçen sene dünya balamı tuttu. Çınokop da aynı ile. Bu sene Karadeniz'de Mayıs ayı çok soğuk geçti. Balıkların yumurtası tutmadı. Gelecek sene de böyle giderse yine sıkıntı var Karadeniz'de. Neden? Ekolojik denge bozuldu. Denizlerimizin dengesi bozuldu. Denizler çok ısındı. Yani normalde balıkçıdan değil. Balıkçıdan değil. Balıklarımızın boyları niye ufak değil? Ya devlet her tarafa limana bir gemi yaptı. Üniversite doldu diyor. Gemiler limanda çürüyorlar ya. Hepsi hoca dolu. Ya bu gemilerle gidin araştırın denizi. Bakın bunu gidin araştırın. Hamsıların boyu böyle niye büyümüyor? Ya hamsi günde 70 mil gidiyor. 12 saatte 70 mil, 50'den 70 mil gidiyor. Eskiden hamsi günde 6-7 mil giderdi. Niye? Deniz çok soğuktu. Balık yavaş giderdi, yirilenirdi. Yağıt üzerinde kaldı. Şimdi hamsi oldu. 2000, 3-5 mil metre maratoncu gibi. 70-80 mil günde gidiyor hamsi. Bir günde Sinop'tan Ünye'ye geziyor hamsi. Yetişemiyoruz hamsi. Ondan bu sene balıklar zayıf. Bütün balıklar zayıf. Böyle giderse balık boyları küçülecek denizde. Çünkü bizden ilgili değil bu ya. Tutmalarla ilgili değil. Çok aşırı fazla balık var denizde. Hamsi dolu şu an. Geçen seneler gibi yine Gürcistan'a kaçırmıyoruz değil mi? Önce tekneler şu an Gürcistan'da. Yarısı geçti Gürcistan'a. Evet. Ya bizim ülkemizde bu kadar eziyet çekmek denize git Gürcistan'da. Yasak yok. Tut tutabildiğin kadar. Allah lan senin aranda. Abazya'da yok ama bizim gel şeyden Ünye'den yani 12 milin dışından gidemezsin. Gezemezsin yani. Yani ne bileyim ya yani, orada tutanlar. Bizde limanlarda denetleme var. 9 santimden ince balık şu an bu kadar şikayet var. Bir tane ince balık tutulmuş değil denizde daha ya. Bu sene boyu kurtarmayan bir tane hamsi tutulmuş değil. Sosyal medyayı incelersen dersin ki bizi asacaklar. Çok ince balık tutuyorsun. Hayır efendim bir tane ince balık yok. Fişbomdan çekiyorlar gemiden. Bizde yok. Biz orta su çekiyoruz. Biz ne alırsak kasaya koyuyoruz. Girisini üstten alıyor. Kasa yapıyor. İncesini kemiğinin ambarında kalıyor. Piyasaya o balıklar biraz inceli oluyor. Ama yasağa yine girmiyor balık ya. Yani bir sıkıntı bu. Balık çok olur. Niye çok oldu? Az olur. Ya niye kabahatlisizsiniz? Ya Allah bize ne verdiyse biz onu biliyoruz ya. Bu denizden bu var. Yani şimdi şöyle eğri oturalım doğru konuşalım derler ya. Balıkçının hiç mi suçu yok? Ya balıkçının tabii suçu var. Olmaz mı? Balıkçının ya Avrupa'ya bakıyorsun cumartesi pazarı var. Her şeysi bizim cumartesimiz yok, pazarımız yok, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Birbirinden savaş ediyoruz. Bak Marmara Denizi'ne lambayı yasak ettiler. Aynen. Bütün tekne doldu Karadeniz'e. Şimdiki Hopa'ya
Trafik marından bir bak, Rize'den Dağhoba'ya kadar dersin ki bir karabarcası mı oldu burada? Ya artık bu denizleri biz bir dermeye başladık ya. Bu güç Marmara'daki, Ege'deki, Akdeniz'deki gücü aldık, yıldık. İşte balıkçının kabahati bu. Yarın koda koyacaklar. Ya koda koysa ne olacak ya, balık 10 günde geçti gitti karşıya. Ne olacak ya? Yani kodaya doldurabilecek mi insanlar? İşte bu sene altyapısını yapıyorlar. Koda koyarsan balıkçılığı bitireceksin ya. Bir dahaki sene koda koyarsan halk bir defa balık hiç yiyemeyecek. Çünkü çok ergenden balık bizi geliyor, gözünü tamamlıyor. Irmaklarda su yok. Irmaklardan eskiden kar yağardı, soğuk su denize gelirdi, bunalık balığın önünü keserdi. Şimdi ırmak yok ki su olsun. Bu sene de, bu sene de çok sıcak geliyor. Çok sıcak yani. Görülmemişim. Evet. Bak benim 43 senelik balıkçılık hayatım var denizde. Ben bu sene ekimin daha bir hava görmedim ama millete sorsam bu sene balıkçı kabahatli. Ya balıkçının ne kabahati var? Funduk bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Toprak mı kabahatli ya? Aynı bizde öyle. Olmadı, bu sene palamut olmadı, çinekop olmadı, balıkçı mı kabahatli? Çıkıyor milletvekilinin bir tanesi diyor ki ortası trollü diyor. Balığın yumurtasını tuttu. Ya senin dedim memleketinde 30 sene oldu troll yasak olalı ya. Ya biz bunlarla da uğraşıyoruz işte ya. Yani. Şimdi aslında Türkiye'de son günlerde özellikle diğer hayvancılıkta da dediğiniz gibi tarımda da yaşanan sıkıntılar bir nevi sizler de farklı boyutlarda ama yine aynı şekillerde hissediyorsunuz bu sıkıntıları. Son dönemlerde Tarım Orman Bakanlığı'nın başlattığı, dün de Cumhurbaşkanımızın bu Tarım Şurası ile ilgili sizin beklentilerinizi orada karşılayabildiniz mi? Onu da sormak istiyorum. Valla Cumhurbaşkanı güzel şeyler anlatıyordu, anlattı ama yani Cumhurbaşkanı'nın anlattıklarının hepsi uygulanırsa iyi. Ülkemiz evet. Balıkçılığı zinzi. İyi ama yani ülkemizde şimdi anlattıklarını yapabilmek için Cumhurbaşkanı'na ulaşmak lazım. Bu memlekette şimdi nereye gidersek yani bir işimiz olsa hemen bizi Cumhurbaşkanı'na yönlendiriyorlar. Yani hangini yapalım? Gemilerin ruhsatları iptali. Şimdi çıkan yasağın içerisinde birincisi o. Tamam kaçak iş yapan kaçak trollerle zaten ruhsatları yok. Ya adamın ruhsatını iptal edeceksin. Şimdi adamın ticari, bizim gemiler aynı ticari illegal arabalara benzer yani. Aynı onlar gibi bizim ruhsatlarımız var. Ticari araba adam eziyor. Arabanın şoförünü içeri alıyorlar. Otobüs de aynı gaza yapıyor. Şoförünü içeri alıyorlar. Bizim şimdi teknede istesen şimdiki pus hapı çıkan yasada bir günde bu teknenin bir haftada ruhsatını iptal edersin. İki defa, üç defa istavrit tutsa. Yok istavritin 13 santimden büyüğü. Tutsa bu geminin ruhsatını iptal edersin. Ya iptal ettiğin zaman bu adam ne iş yapacak? Ruhsat var mı? Yani araba bile gazikin belediyeden alınmıyor. Yok. Ruhsat yok. 3 trilyonluk ruhsat. 30 trilyonluk gemi gitti. Ne iş yapacak bu adam? Bunu iptal ettiğin zaman büyük sıkıntı burada. Zaten ya gemi kabahati yaptıysa at adamı içeri ya. Hapis cezası verme yani. Şimdi böyle çözülmesi lazım. Bu tür şeyler var bunun içinde. Burada en can alıcı nokta bunlar. Ve can alıcı nokta sürdürülebilir ya da öngörülebilen bir balıkçılık modeli çok uygulanmıyor gibi geliyor. Ya uygulayamıyoruz. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Yani gidiyoruz bir yere, abi yanlış diyoruz, abi ne abone düzeltelim. Düzelmiyor. Son iki seneden beri düzelmiyor. Her gün bak bir dahaki sene şu çıkan yasanın bir dahaki sene sıkıntıları şu an ergen. Ne desek yani. Ergen der. Bir dahaki sene bunları göreceğiz. Eğrisini doğrusunu. Atıf Kaptan buraya gelirken üyeleriniz var, diğer arkadaşlarınız var. Dediniz ki 2000 üyemiz var. Bu üyelerinizin yüreğine su serpebilecek ne olsa daha iyi olur diyebileceğiniz ne bekliyorsunuz? Yani nasıl düzelsin bunlar? Vallahi şu an denizde avcılık var, biz yatıyoruz. Yani 12 milyon dişini bile istedik, 12 milyon dişini bile bize vermediler yani. Bak, avcılık var o tarafında. Ya balık geçti Rusya'ya yarısı ya. Allah aşkına bunu Rusya'da kaçırdık yani. Ya. Kaçıyor ya. Bu milli servet ya. Bu ülkenin milli serveti bu ya. Ya 20 milde, 30 milde 3000 metre su var ya. Denizin üzerinden ağaç ekiyorsun. Aynı plajlık tür balık tutuyorsun. Ağın göz açıklığı 10 metre. Dünyanın en uygun av aracı, seçicilik olan av aracı. Üyeden uyanı geçemezsin. Limanlara inemezsin. Vay efendim. Niye? Orta su. Ya ne zararı var? Plajlık tür balık tutuyor bu da. Aa şimdi takımlar Hoba'nın 30 milinde, pazarın 30 milinde, 40-50 milinde. Biz en son Ünye'nin 50 mildi Ünye, limanı bizim teknelere, 65-70 mildi terme limanı. Oradan termeye geldi kayaklar. 7 gün denizde kaldı bizim kayaklar yani. Bizi 7 gün avlanabildik.
Sinop'tan girdik ona. Ünye Udu'na kadar 7 gün avlandı Samsun'da tekneler. Gerisi hep bağladı şu an. Bütün balık o köç geldi geçti. Biz uğraşıyoruz ya. Genel müdüre konuyu anlattık. Bakan geldi limana. Sayın Bakanıma konuyu anlattım geçen hafta. Sayın Bakanım bana doğru güzel söyledi. Karasi dedi Türkiye olan bizim 12 milyon dışında her yerde avlanabilirsin. Sayın Genel Müdürüm bize dedi avlanamazsınız. Debri değişmesi lazım. Ya debriyle ne alakası var bunun? 12 mil bunun 12 milin dışı. Tarım İl Müdürlüklerine bir yere yazılan beraber bu çözülüydü. İşte bu limanların içerisinde bu balıkçı gemileri, balıklarını boşaltabilir. Bu kadar. Bizi sürdüler yokuşa. Bu teknelerin milyon dolar borçları var bu insanların ya. Bir dahaki sene bu sektörü batırdınız ya. Şu an sektör zora gidiyor ya. İstihar turu 3 kulaçta deniz soğuğundan yaslamış kıyıya onu tutamıyorsun. Hamsi 50 milden gidiyor onu tutamıyorsun. Yani bilemiyorum nasıl çözecekler bunu. Hani geçen Kurcaşile'ye indi tekneler balık olduğu yerde Kurcaşile limanından balıklarımızı boşaltmadılar. Su akıyormuş limanın içerisine. Yani fabrikalar, bu fabrikalar, bizim fabrikalar Sinop'un ihracat birincisi. Vergi rekortmeni ya Trabzon'da fabrikalar vergisi rekortmeninde 3. 4. sırada balık fabrikaları Samsun olsun aynı. Hep önlerini kesmeye uğraştı. Ya bu ülke bizim ya bu fabrikalar batarsa yani bunun zararını hepimiz göreceğiz ya. Dışarıdan bu çiftliklere bu balık unu bizim 200 bin ton yıllık balık unu ihtiyacımız var. Çiftlikler boyuna çoğalıyor. Devlet bir sürü kredi veriyor bu çiftliklere. Bu un dışarıdan geliyor bize. Sen bu fabrikaların sen bu balıkçının önünü kesersen ya bu balıkçı bunu nereden alacak ya? Limana en kamyonun suyu denize akıyor. Kurcaşile'de geçen 18 milyar kamyona ceza yazdı. Ama ki duyanki tarafta şehrin bütün bir suyu denize akıyor. 10 metreden basıyorlarını kimse ona bir şey demiyor. Çevreciler ne yazık ki bizim balıkçı kamyonlarını gördükleri zaman limanlarda yağ oluyormuş işte. Ya olmaz mı? Yıllardan beri bu fişbomlarla bu balıkla boşanır. Yağ limanda suyun üzerinde olur. Çıkar gider adam. Aynı sabun göbüğü gibidir. Bir akşam sonra çıkar gider. Bu sene 100 liradan su getirdiler bize. Ne limanda balık boşaltabiliyoruz, ne kamyonlarımız yolda gidebiliyor. Yani anlayışlı Sinop bölgesinin şeyleri, konuyu biliyorlar. Bizim Samsun bölgesinde yeni yeni öğrendi. Yıllardan beri basılan yerde çok sıkıntı yok ama bu Kurcaşile taraflarında valla kamyonlar limana indiği zaman sanki bizim oraya gitti mi kamyonlarımız Çide, buralarda sanki bir yabancı birisi geldi ya. Bu tank altında vanaları var. Denizden hordumla balığa suyudu diyorsun. Pişmam çekiyor balığı kırmadan kamyona koyuyor. Kamyonda bu sızması lazım. Sizmeden yolda gitmiyor. Çünkü kamyonun içinde sağa sola balık da parçalanıyor. Kamyon geliyor bir uygun yerde acıyor şişini. Limanın içine suyu akıtıyor. İşte geçen vay efendim Kurcaşile Limanı'nda ver yansın bütün kanallarda, televizyon kanallarında. Arabalar beş beşe, 18 milyar ceza kestiler arabalara. Ya hocam ceza kesiyorsun o zaman bu denize akan pisliklere gidin. Dünyayı kesin belediyelere. Kapatın pislik. Bütün şehrin pisliği denize 10 metreye basıyorsunuz onu ya. Yani böyle bir sıkıntılarımız var. Derdimizi kime anlatacağız ya? Kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Allah razı olsun. Geldik buraya bu kanal işte bize sizin burada derdimizi anlattık. Evet. Yani kimseye anlatacak derdimizi basın anlatıyoruz. Yani gerçekten balıkçı zor durumda. Bak bir dahaki sene bu milletin bu kadar borcu var. Yani bu millet çıkacak önüne. Türkiye'de en fazla karaya balık çıkan yer Samsun bölgesi. Kapattılar bizi bu sene. Ben de onu soracaktım son olarak. Ondan sonra Tunahan Bey'in WhatsApp'ına bir aile soru aynen, geliyor. Sorular geliyor ben de o için. Şimdi biz tabii daha önceki program yaptığımız dönemlerde Atıf Kaptan'la avlanma balıkçılığının %40'ını Samsun ve bölgesindeki balıkçılar orta su trolüyle yapıyordu. Gırgır işte bizim o bölgeden çıkıyor. Gırgır. Şimdi bu nasıl? Bu durum nasıl? Bu sene nasıl? Bu sene yok. Yani bu sene bir ay bir balıkçılık oldu bizde 20-25 gün. Bu sene denge işte havalar soğuk geçmesi balık yatak yapmadı. Çok acıktan gitti bizi çok erken geçti. Bu sene Samsun bölgesi gerçekten gördü. Çok zor bir durumu var yani. 12 milyon dışından istedik. İstediydi bizde doğuya en azından millet ayakta dururdu ya. Bu kadar milli servet yani heba oldu bu sene ya. Anladım. Yani gerçekten zor. Şimdi gidecekler karşıya Gürcistan'a. Kırgırlar Gürcistan'a gidip kırgırlar da her yerde avlıyorlar. Orginoz serbest her şey serbest. Onlara yasak yok. İşte ama bizde sıkıntı. Nerede bir sıkıntı olursa bizden beraber düşmanlar aylar denize ırmaktan su akıyor. Biz şeysiyiz. Ya dünyaya bir bakın. Şu ülkede çok balıkçılık var. Gidin av aracını bakın ya. Ne lan avlanıyor adam? Ben bir şey demiyorum. Bak bizim av araçlarımız orada. Görünüyor bak. İtalya'dan geldi. Dünyanın en sezici av aracıdır o. O tipine densa da tip balığı almaz. Bak yüzünden de gider.
Her yerden, bütün dünya ondan avlanıyor balığını. Biz Samsun'da 30 seneden beri balıkçılık yapıyoruz. Biz trolcülük yapsaydık Samsun'da değil Karadeniz'de ot kalmazdı dibinde. Balık diye ot kalmazdı. Bitirdik denizi. Biz bunun sayesinde herkes orta suya döndü. Tip balıklarımızı da koruyoruz. Bugün Samsun Türkiye'nin her yerine balık gönderiyor. Ama ne yazık ki herkes Samsun'u şikayet ediyor. Öyle bir enteresan bir yer. Adam Ordu'dan bize balığı yolluyor. Samsun'da satılıyor. Ordu'dan şikayet ediliyor. Tekrar Ordu'ya gidiyor balık. Alıyor Samsun. Ben Samsun. Ya sen yolladın bize de. Tekrar buradan alıyorsun geldin. Onu şikayet ediyorsun. Yani Samsun bu sene her taraftan savaş açtı. Halde limana geliyorsun. Liman sarılmış. Kandarlarda adamlar bekliyorlar. Tarımın memurları. Kandarlardan kolluyorlar. Ya ne var Allah aşkına ya. La bu balık bu istavridin diyoruz. Bas bas bağırıyoruz. Rusya'da 10 sandım. Bizde 13 sandım. Var mı yerisi? Bildiğiniz bir yer varsa deyin bize ki arkadaş ha bu istavridin 13,5 sandım ha burada. Gidin bunu burada tutun. Bu istavrit bu. Bundan büyüğü yok. Kamyonlar kontrol edin kontrol etmeyin demiyoruz ya. Ama sadece bu bizim bu bölgede. Ankara'da her taraftan baskı. Tamam bitti bıraktık. Olmayan rahat. Ölçüler mi veriliyor? Ya olmayan da hani öyle bir istavrit yok. Olsa ben tutmam beni ya. Niye burada bu kadar bağırayım? Bu kadar sesim kalmadı ya. Rusya'nın sürgülerini aldık Ukrayna'ya verdik 10 sandım. Bakın. Amsi 6 sandım. Orada ya. Barbun 7 sandım. Kalkan aynı bizim bu, gibi. Bu anladığım kadarıyla yani bu balıkçılığa özellikle avlanma balıkçılığına getirilen bir takım uygulamalar aslında masa başında oluyor. Sizler dinlenmiyorsunuz herhalde. Hiç kimseyi dinlemiyorlar. Bak Habuka'da bu sene şeyler çıktı. Bir tane Tesina burada birisi Yasin gibi bize görüş sordular. Biz balıkçıyız. Peki sizler 2000 üyeniz var. 2000 üyeyi temsil ediyorsunuz. Hiç masa başında yer almadınız mı? Görüş istiyorlar bizden. Yazıyoruz görüşlerimizi abla bir kağıt yolluyoruz. Evet ben de bir zaten tane, evet, bir tane görüşlerimizi verdiğiniz bu rapor bir dosya. 4-5 kişi Türkiye'nin balıkçılığını yönetiyor. Evet. 4-5 kişi işte orkinozcular. Orkinoz'dakiler gibi. Çiftlikçiler. Kırkırcılardan da 3-4 kişi var bunun başında. Gerisi çal çal oyna. Biz oraya gidiyoruz toplandılara. Emme su bomba dulumba gibi salla başını. Tamam oldu gitti. Toplandı yaptık bitti. Anladım. Geldin mi geldin. Yazıyorlar da oraya ismini sen geldin. Ya Allah aşkına bu kadar yasak. Aa bir yasalar geldi geçti. Ben bilmiyorum. Ne yapacak bir dahakisine balıkçı ya? Ben diyorum bir dahakisine şu tekne alım işini başlatsınlar. Hiç olmayan da bu insanlar mağdur olmasın. Alsın da teknelerini. Bu iş görünüyor. Bizim balıkçılığı bir derip bu işi çiftliğe döndürecekler. Şu an olan iş bu yani. Ama Türkiye'nin biliyorsunuz üç tarafı denizlerle çevrili. Avlanma balıkçılığının maliyetleri çok ucuz. Balık da Tunağan çok önemli bir evet. Besin kaynağı. Biz program yapmaya devam edeceğiz. Vallahi doğruları söylemeye devam edeceğiz. Tunağan'la beraber hatta şöyle yapalım. İlerleyen günlerde üyelerinizle sizi Samsun'da canlı olarak her zaman misafir edelim. Her zaman açığız. Çünkü anladığım kadarıyla bu işin üzerinde biz program olarak ve mesleki olarak biraz eğileceğiz ve bütün buradan sizin üyelerinize ve bütün balıkçı buraya kardeşlerimize. Buraya çağıralım balıkçıları. Burada yapalım bak. Evet. Kooperatif başkanları var. Bir sürü birlik başkanları tabii, var. Tabii burada da yapalım. Çağıralım. Acık oturum gibi yapalım burada. Yapalım. Dinlesinler herkesi yapalım. Ya. Yanlış bu deniz. Bir derse biz aç kalırız ya. Biz şöyle yapalım. Bu sorunlarınızı yeterince izah edene kadar, anlatana kadar biz 15 günden 15 güne Tunağan bunu söz verelim. Tamam biz de. Birlikte paylaşalım çünkü biz bir tarafımızda da tüketicinin sağlığını, tüketicinin daha iyi beslenmesini bu ülke bizim. Aynen. İnsanımız biliyorsunuz kırmızı ette problem var. Kırmızı et tüketimi çok düştü. Ama orada biraz imdada kurban yetişiyor. Ama balıkta tabii böyle bir durum yok. Balığın da imdadı aslında avlanma balıkçılığı. Evet. Tabii çiftlik balığı da iyice geliştikten sonra tüketicinin balık yeme alışkanlığı arttı ama ben de Karadeniz çocuğuyum, ben de Trabzonluyum. Çocukluğum dönemindeki balıkçılığı arar olduk. Biz balık hemen hemen her gün evimizden eksik olmazdı ama şimdi anladığım kadarıyla
balık tüketmek yani, biraz daha lüks oldu. Ne dersiniz? Yani bu sorunları çözsek, sizin anlattığınız gibi olsa balık bollaşır mı? Fiyatı ucuzlar mı? Sağ hocam, bu deniz hepimize yeder. Anladın mı? Yani denizde yanlış giden şeyler de var tabii. Yanlış iş yapanların devlet kessin önlerini. Biz ona devletle beraberiz. Ama turist insanların da yani biz dürüst balıkçılık yapamıyoruz artık yani. Biz bu işlerden etkilenmeye başladık. Biz bundan sonra kalkıp hırsızlık yapamayız. Yani bizi küstürmeyin diyorsunuz. Küstürdü yani. Bizim bu sene yani çok güzel gidiyorduk. Nazar mı ettiler yani? Çok uğraştılar bizim sektörle beraber. Ama bizim sektörü çok arayacaklar. Bak, üniversite kurarsın. İstediğini hukukçu yetiştirirsin. Hoca yetiştirirsin. Ama balıkçı yetiştiremezsin yani. Bir gerçek yani. Evet. Balıkçı reisi öyle kolay yetişmiyor yani. Her şeyin üniversitesini kurarsın. Hepsini yetiştir. Ama balıkçı yetiştiremezsin. Bu insanlar gerçekten zor yetişiyor yani. O denizin 100-150 metre altında giden balığı üstten doğru çağızdan görüp sarmak, bu balığı gidip hesap edip sarmak onu. Yani çok sıkıntılı iş, gece fırtına. Sen evde yatamazsın. Önemli bir zanaat. Yani çok zor bir meslek. Bir de yani. Riskli ve çok, tehlikeli. Çok riskli ve çok can tehlikeli. Can güvenliği açısından. Yani insanlar bakar diyor ki ya bu yolun içerisinde bunlar ne kadar güzeldi dışarıdan göründüğü zaman. Gel bir bak adamlara. Ama sorunları fazla. Burnundan buz damlıyor. Yani gerçekten balıkçının hakkı yenmez yani. Böyle yetişmiş insanları da bulmak çok zor. Yok, gerçekten. Yok, bulamazsın bundan sonra. Balıkçılık evet. Artık ben bakıyorum yani. Bizim nesil arar olduk. Bizden sonraki nesil zorlaştı artık yani. Bakıyorum her şey çıktı. Cihazlar çıktı, daha her gün bir cihaz gelişiyor. Her gün bir cihaz gelişiyor. Ne yapsın ha deniz? Makineler, uçak gibi tekneler gidiyor. Tekne doldu deniz. Yani devlet kontrol edecek olduğu yerleri kontrol etmiyor. Yani çok başı boş bıraktığı sektörler var. Bu sektörleri biraz durdurması lazım. Yani durdurması lazım. Gerçekten durdurması Atıf lazım. Atıf Kaptan, bir ara geçti de ona hiç değinemedik. Aslında bu bölümün de sonuna yaklaştık. Yavaş yavaş geliyoruz. Son 5 dakikamız var birinci bölümün. Bu Orkinos'da da ciddi bir... Geçmişte kota uygulanmıyordu. Ama sanırım uluslararası bir anlaşmadan dolayı bir Orkinos kotası gündeme geldi. Ve bu kota yine sizi mağdur ediyor zannediyorum. Orkinos başlı başından bir sıkıntı. Orkinos zaten bu balıkçılığı en zor duruma sokan Orkinos. İşte Orkinos'da birileri yağını yiyor. Birileri de dayağını yiyor. Yani Orkinos'dan alınan paranın çoğu helal değildi. Bak ben söyleyeyim. Bir sürü insanın hakkı varında. Türkiye'de bunu 50-60 tane tekne alıyor. Bir çıkardılar bir sene 30 metreye kadar indirdiler onu. Yarısına verdiler. Bir sene verdiler. Bir sene kaldırdılar onu. Haklı işleyene gelmedi. Ya ne bileyim nasıl diyeyim ağzım su dolu. Ne diyeyim? Diyemiyorum yani. Yani gerçekten adamlar İstanbul'da duruyorlar. Artık senede bir defa Orkinos parasını alıyor. 3,5 trilyonu alıyor. Benim 40 metre teknem var. 8,5 boy Orkinos ağım var. Ben Orkinos'a gidemedim. Niye? Ağımın boyu yetmedi. İşte o boy... Bak, boyu yetmedi. Adamlar tülün ağa derler. Uzatma gibi. Onu ölçtürdüler. Şimdi bu sene sistemi oturttular Orkinos sistemini. Hepsi bunda suçludur. Bir grup ağını kiraya veriyor. Şimdi bakıyorum ağlar kamyondan taşınıyor. Bizim Trabzon'dan beri aşağı gidiyor. Ölçtürüyle gösteriyle gidiyor. Yani bu doğru değil. Ya ben Samsun Kooperatifler Birliği Başkanıyım. Bu sene ağ ölçümünü bana verdiler Samsun'da. Ben kendi teknemi yazardım. 3 tane tekne yazdım Samsun'dan. Vicdanım kabul etmedi. Etmedi yani. Niye? Öbür adamın hakkını ben ona veremezdim. Benim 8 boy ağım vardı. 8,5 boy bana 3-4 kişi dedi ağ vereyim sana. Ya bunun kanunu bu. Ama baktım oturdu. Şimdi sistem oturdu. Bu sene herkes çok rahat. Şimdiden 60 tekne gider, 20 tane de onun yanında gider şeye, balık kollamaya. Gidemeyen bir daha sene başka tarafa gider, parasını alan yatar. Şimdi muhalefet bu gibi hala bize İstanbul'dan doğru odamışlar evde. 6. katta türbünle kollayla böyle nerede nereye gidiyorlar. Facebook'tan yazıyla. Ne de güzel, boş adam her şeyi söyler. Akşama kadar bizden orta suçlularla muhalefet bu gibi hala. Aldılar Orkinos'dan 3,5 trilyon para, şımartınlara para. Şimdi bizden dalga geçiyorlar. Yani olsun, Allah var orada. Allah'ın adaleti var. Bunu kimse unutmasın. Orkinos'dan alınan para helal değil. Çok insanların hakkı var onda. Dağılması lazımdı. Birileri aldı. Eskiden Orkinos'u adamlar 24-25 metre tekneler tutarlar. Şimdi çıkarlarını 60 metreye. İşte 30-35 metreden aşağısında orada olanlara az verirler. Daha yukarıda olanlara daha fazla. Ya yani bilemiyorum yani. Bunu devlet çözmesi lazımdı.
Biz çok konuştukça düşman sahibi oluyoruz. Herkes bize bile diyor. Ha şimdi benim bu dediklerim çok insanların işine gelmiyor. Ama bu ülke bizim, bu insanlar bizim. Bu deniz evimize yeter yani. Yani gerçekten yeter. Her geçen gün balıkçı böyle oldu birbirine. Yani biraz sonra soruları okuduğumuz zaman çok cevap verecek olduğum sorular var orada. Yani bakacağız, bir sürü sorular geldi orada. O cevaba döndüğümüz zaman onlara ben cevap vereceğim. Yani hakikaten düzelmesi lazım o gün yani. Bunu evet. Devletin düzeltmesi lazım. Gördüğümüz kadarıyla Tunahan sen de evet. Fark ettin. Bir hayli sıkıntılı ama biz her iki yönüyle de baktığımız zaman hem avlanma balıkçılığı hem Türkiye'de balık tüketimi ve tüketici olan izleyicilerimiz açısından sanki yıllarca burada bu durumu anlatmışız gibi tekrar gündeme getiriyoruz. Ama sanırım bir hayli soru geldi. Birikti abi, sorular birikti. Zaten isterseniz size bırakalım. Tamam abi. Şimdi bir araya gireceğiz abi. Reklam aramız var. Reklamlardan tamam. Sonra ikinci bölümde sorularla beraber olacağız. Aynen. Soru sormaya devam edin. Burada cevaplayacağım. Hepsini cevaplayacağım. Atıf abiyi bulmuşken soruları... Evet, ne soru sorarsanız cevaplayacağım. Orginoz'dan ilgili ne isterseniz sorabilirsiniz. Ben Samsun Birlik Başkanıyım. Ufak balıkçılığında Misina'da sorabilirsiniz. Salyangoz'da sorabilirsiniz. Ne isterseniz sorun. Benim kandarım düz. Hiç kimseye şey etmiyor. O zaman kırgırı kısa bir aradan sonra... Evet sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet Atıf abi, sorular geldi. Sorulardan hemen başlayayım istersen. Balıkçılık defteri var, burası dolu. Doldu abi, doldu. Hemen ben başlayayım istersen hızlı bir şekilde. Sayın Başkan, öncelikle balıkçının sesi ve kulağı olduğunuz için teşekkür eder. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Benim sorum şu şekilde. Her türlü av aracına çeşitli sebepler, özellikle dip trolü ve kıyı balıkçılarına gerek ağ gözü gerekse misinalarına yazılan cezalar, neden gırgır diye tabir edilen devasa balıkçı gemilerinin ağlarına bir kere örnek teşkil edecek cezai işlem yapılmaz? Karadeniz bu yıl 50 milde hamsi avcılığı yapıldı. Derinlik 2500 bin metre. Bu avlanma ağları 5 kulacı aynı avı avcılık yapıyor. 3000 metreye neden hiç bakılmaz, kontrol edilmez? Yaşar Demir sormuş abi. Bayağı uzun bir soru sormuş. Doğru diyor da, karada kamyoncuları, denizde trolcuları kontrol ediyorlar. Bu bir gerçek. Bir tane gırgırın hiç ağını ölçtükleri yok, onu soruyor. İşte 5 kulaca diyor, molaya diyorlar. Ölçmezler. Hiç bir tane ölçmezler. İşte ondan sonra da hepsi bizden uğraşır. Gırgırların hepsi bu orta sucularla uğraşır. Şimdi Rize'nin acığında avcılık yapıyorlar. İşte o yazan arkadaşlar limanlarda bağlı. Memleketinde bağlı duruyor. Memleketinde balık tutamıyor. Vallahi devlet artık duyar. Bundan sonra da bu işleri de biraz da onlara yazar. Ölçer ağlarını. Herkese bize kanun nasılsa millete de aynı olması lazım. Evet. Ayrım olmaması lazım yani. Ufak balıkçı da haklı. Beş kulaca diyor gelip aynı alan sarıyor diyor. Vallahi işte yeni çıkacak olan yasada bir dahaki sene daha saramayacaklar. Paket cihazları var. AES taktikleri, motorlar cihaz doldu. Vallahi bizim teknelerde çalışıyor herhalde cihazlar. Başka yerlerde çalışmıyor. Diyeceğim bu. Tamam abi. Diğer bir tane daha sorusu var aynı kişinin abi. Bizlere her türlü gerek balık boyları, gerekse avlanma alanları, gerekse derinlik yasakları ile ilgili her türlü çirkin kamuoyu oluşturanlar kendi av aracına düzenine neden hiçbir algı ve kontrol izni, eleştiri hakkı vermezler? Bugün 3 boyutlu fotoğraflar, sinemalar gibi balığı 3'e ayıran akıllı fişbomları var. 3 ayrı elekle denizin kumu bile ayırıyorlar. Bunlar ne kadar yasal, ne kadar denetim ve yasal düzenlemeler neler var mı diye. Güzel bir konuya değindi. Ya zaten şimdi fişbomsuz bu hamsi denizden alınmaz. Ama Avrupa'da da alıyor. Adamlar tek elek kullanıyorlar. Tek elekten alıyor. Şimdi bir yeni bir fişbom çıktı. 3 elekle beraber basıyor. Yani bu elekten çıkan balık nereye gidiyor? Bir tanesi yaşamıyor. İşte bahane arıyorlar. Bize bahane arıyorlar. İşte diyorlar ki ağlarınız dipten gidiyor. Bilmem şunu alıyor. Bakın gidin bakın şu fişbomları. Denizin altından teknenin bordasından giden yerden onu diyor işte. En incesi oradan denize gidiyor. Diyor ki böyle. Geçen sene denizde bir sürü istihart vardı. 1000 kasa istihart girerdi adamın ağına. İçinden 50 kasa aldı. Gerisini fişbomdan eleyip denize atardı. Bir tane orta suyun eleği yoktur. Orta suyun eleği ağın torbasıdır. Buna değiniyor.
devletin yani fişmomlarla ilgili de kesin tavır alması lazım. Fişmomların fişmomsuz balık boşanmaz tabii. Ama eleklere de bir çare bulması lazım. Yani aldığından fazlasını denize döküyorsun. Bak Marmara Denizi'nde geçen sene dünyanın hamsisi vardı. Ne oldu? Bir tane kalmadı. Orta su mu vardı Marmara Denizi'nde? Yok. Hiç yasak, boğazlar yasak ama bir tane balık kalmadı. Ne oldu? Aldıklarının iki kadını, üç kadını denize bastılar. İçinden kurtaranı ne aldılar? Kurtarmayan denize gitti işte. O arkadaşın da sorusu o. Onun da cevabı bu. Tamamdır abi. Başka bir sorumuz daha var. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sayın Başkanım şunu sorabilir miyim? Profesyonel balıkçılıkta dünyada yaygın olarak avlanma aracı hangisidir? Ve bu avlanma aracın Türkiye'de nasıl karşılanıyor? Kenan Arslan sormuş abi. Dünyada av aracı orta sudur. Dünyaya geçsinler baksınlar seçiciliği üzerindedir. Fişoma gerek yok. Torbasına korsun, istediğin ağı korsun, istediğin balığı tutarsın. Bütün dünya ondan avlanıyor. Avrupa ülkelerinin hepsinde orta sudur av aracı. Seçicidir. Torbasına korsun 9 milim ağı, ince hamsiyi tutmasın. İstiharda korsun 15,5-16 milim ağı, ince istiharda tutmasın. Seçiciliğidir. Baksınlar dünyaya. Bu yasakları koyanlar bir de dünyaya baksınlar. Balıklar az önce dediğimiz gibi balıklar olan ülkelerde baksınlar ki hangi av aracından, seçici av aracından avcılık yapıyorlar. Bizim su ürünleri, araştırma gemilerinin hepsinin kıçında orta su var. Bütün hangi üniversitenin gemisi varsa hepsinin orta su var. Bir tanesinde gırgır yok. Bir tanesinde de gırgır koşsunlar. Denesinler bakalım. Hiçbir tane 10 tane Karadeniz'de gemi var. Çürüdüler limanda. Hepsinde orta su var. Orta sudan araştırılır denizi. Bir tanesinde gırgır yok. Bir de gırgır koyun, bir de ondan araştırın denizi. Ya suçlusu çıksın ortaya. Bu denizin suçlusu, hep suçlusu biziz. Taşa dayana bizi ama koysun. Ben gırgır ağını devlete bedava vereceğim. Altı boya hamsağım var. Bir tane üniversitenin gemisi koysun, vallahi vereceğim. Tamam. Çıksın, yarısı doğrusu çıksın. Evet abi, inşallah izleyenimize cevap olmuştur diye düşünüyorum. Diğer salyangozcuların da sıkıntıları var. Onlardan var mı bir şey salyangozculardan? Salyangozculardan var abi. Var. Sırayla devam ediyorum şimdi. Bayağı soru var. Hepsini cevaplamak için. İyi yayınlar Atıp Başkanım demiş. Samsun Dereköy'den Ersin Tığ. Yaz döneminde en verimli zamanda salyangoz avcılığı neden yapılmamaktadır? Vallahi inşallah yapılır. Bazı yerleri açmaları lazım. Her tarafı değil. İşte devlet bir çalışma yapıyor bu sene. Bilmiyorum işte. İki dene aldı, bir dene verdi devlet salyangozculara. 4 metre verdi onlara. Bilmiyorum artık iyi mi oldu, kötü mü oldu. Yani salyangozculardaki olan sıkıntı, yani bu sene çıkacak olan yasada trol trolculuğunu yapacak, gırgır gırgırculuğunu yapacak, salyangoz da salyangozculuğunu yapacak. Şu yasayı bekleyeceğiz. Yani çıkacak olan yasa inşallah iyi olur. Bu ruhsatlar ayrıldığı zaman salyangozcuların sıkıntılarının çözüleceğine inanıyorum yani ben. Hep biz de onlarla beraber çalışıyoruz. İnşallah o zaman çözülecek yani. Yani yazın hepti değil de yani biraz devletten biraz bizden bu işi çözmeleri lazım. Gerçekten insanlar mağdur. Yani çözülmesi lazım. Biz de onlarla uğraşıyoruz. İnşallah çözülür abi. İnşallah çözüme varır. Bir tane daha sorusu var abi. Yeni yasalara göre küçük balıkçılığının geçim sağlaması mümkün mü? Vallahi bir şey diyemeyiz. Daha yasalar yeni çıktı. Bir daha sene göreceğiz. Yani yasaların içerisinde çok ağır meyideler var. Yani az önce dedik işte ruhsatın iptal oluyor. Bunun içinde bunlar var. İşte kaçak avcılık yapanlar. Tamam, kaçak avcılık yapanları bitirsinler. Ama turistlere de dürüst davransınlar. Bizim istediğimiz bu yani. Vallahi şu an ergen bir şey diyemeyiz. Bir çıksın yasalar. Bir daha sene bakalım ne olacak. İşte bu yıl başından sonra yürürlüğe girecek diyorlar. Neyin ne olacak olduğunu bir daha sene göreceğiz. Ama bizim balıkçılığa faydası olacak mı? Ben sanmıyorum. Balıkçılığı çok zor duruma sokacak. Deniz burada, balık bu. Bu denizde farklı bir balık yok. Tutacak olduğumuz bu balıklar, bu deniz yine aynı burada. 50 seneden beri tuttuğumuz balıkları tutacağız. Yani sen yasalan balıkların boyunu büyütemezsin. Aynen öyle abi. Yani. Büyütemezsin. Bir tane daha sorusu var abi. 10 metre altı küçük teknelere kıyı balıkçılığı teşvik parası hibe edilirken neden 10-12 metre arası teknelere hibe verilmeye sebebi nedir? Verilmiyor. Valla 10 metrenin altına girer daha herhalde fakir. Daha onlar avcılık az yapıyor herhalde. Valla bilemiyorum onu devlet ne amaçtan koydu 10 metrenin altında. Artık kıyı balıkçılığı aslında onu 10 değil de yani 13 metre trol ruhsatından aşağı olanlara yapması lazımdı. Oradan olanlar zaten trol ruhsatı alıyorlar. Yani öyle ikiye ayırması lazımdı.
Vallahi bilmiyoruz ondan nasıl yaptılar ben de bilmiyorum. İşte iki seneden beri biz de uğraştık onunla ilgili ama yani aslında 13 metre olması lazım. 13 metrenin üstündeki tekneler trollusa da alıyorlar. Yani 14.90'ın aslında ondan aşağı verilmesi lazım. İnşallah ileride düzeltirler. İnşallah abi. Deniz Salyangoz Avcıları Derneği'nden Serbülent Öksüz selamlar demiş abi. Başkanımız Deniz Salyangoz Avcılığı hakkında ne düşünüyor? İlk sorusu bu abi. Bayağı bir sorusu var. İsterseniz böyle... Vallahi az önce söyledik. Deniz Salyangozcuları gerçekten bizim Samsun bölgesinde, Türkiye'de ne kadar sıkıntı varsa bizim Samsun bölgesinde deniz salyangozcuları, trollcuların, orta sucuların hep dertlerimiz aynı ortak. İşte sıkıştırdılar bizi bir oraya. Sinop yasak, bu yarısı yasak. İşte deniz salyangozcularla ilgili Sinop'ta bir iki gün önce bir karar çıkarmaya uğraşıyorlar. İl encümeninden, işte Sinop'tan İnebolu'ya, Kerem Bey'e kadar deniz salyangozu, trol, orta su yasak olsun. E olsun da ne olacak deniz? Salyangoz denizin dibinde, ihracata gidiyor. Samsun ihracatına baktığın zaman $1 milyon ihracat geliyor. Denizin altındaki salyangozun uranın bağlarını tutmasan ne faydası olacak işte bilmiyorum. Birileri uğraşıyor işte. Salyangozcularla nasıl uğraşıyorsalar bizden de aynı uğraşıyorlar işte. Sinop bölgesi çok uğraşıyor ondan beri abi işte. Yeni bir aşın işte uğraşıyorlar. Başta salyangozcular onun yanına da bizi de koydular. Bilmiyoruz. Pekle'yi göreceğiz. Biz de uğraşıyoruz. Pekle'yi göreceğiz. İnşallah doğrular neyse balıkçılığımıza insanlara doğrusu hangisiyse onun olmasından yanayız. Biz denizde balık olmasa yapacak başka bir işimiz yok. Salyangozcular da aynı bizim gibi. Onlara da bir gabi verilmesi lazım yani. Yasak zamanlarda tamam. Yasak etti devlet. Araştırsın. Bir daha her taraf değil. Belirli yerlerden biz söyledik devlette bazı yerlerin acılsın, bazı yerler kapatılsın ama hep Samsun'u acıp da bütün Türkiye'yi oraya toplamak da yanlış. Karadeniz'in belirli bölgelerinde yaz dedikleri zaman belirli bölgelerin acılması lazım. Biz onu her zaman destekledik. İnşallah. İnşallah. Duyuyor devletin yetkilileri bunları, görüyor, araştırıyorlar. Onlarda da bir çalışmaları var tabii bundan ilgili genel müdürlüklerde. İnşallah hayırlı olur. İnşallah abi. Abi diğer sorusu da gırgırlar için başkanımız ne düşünüyor? Siz bunlara cevap verdiniz ama. Gırgırlarla ilgili söyledik demin. Bu deniz hepimize yeter. Gırgırlara da yeter. Bize de yeter. Bu gırgırlarla orta suların, trolların savaşı benzer orta suya, şeye, orta doğuya. Aynı orta doğu cümün oldu. Bu deniz millet eteklerindeki taşları dökmeye başlarsa vallahi hiç kimse için iyi olmaz. Yani bu deniz hepimize de yeter. Birbirine düştü balıkçı. Büyük balıkçı, ufak balıkçı, orta sucu hep birbirine düşürdüler işte. Çanlı örneği ünyeden uyanı gezemedi. Ne düşüneyim? Birileri orada balıyor. Eskiden kıyıdan giderdi derdiler, tutardı. Günah. Şimdi ya 50 milden giden balığı bizden kıskanırsalar ben diyecek bir şeyim yok. Eskiden orada Ruslar avlanırdı. Beraber avlanırdık 12 milin dışında. Karadeniz'de karasularımız 12 mildi. Ege'de 6 mildi. Valla 50 milden bizi ordudan uyanı geçirmediler. Bilmiyorum devletin ne düşündüğü var orada. Tuttuğumuz balık aynı balıktı. Yani Rusya'ya biraz daha fazla mı gitsin diye düşündüler. Daha fazla Rusya'da mı dursunlar? Biz Dustagon'u ne olacaktı? Biz Dustagon'u bu ülkenin ekonomisine katkı olacaktı. Şu ana kadar 100 bin ton balık işlendi. Biz de o balıktan tutsaydık 200-250 bin ton balık işlenirdi. Şimdi o balık gidecek Gürcistan'da tutacaklarını. Yarısını Gürcü'ye verecekler. Yarısı Abazya'da tutulacak. Bu ülkede tutulsaydı bu ülkenin ekonomisine katma değeri katacaktı. Un da bizim olacaktı. Yağ da bizim olacaktı. Bilmiyorum ne düşünüyorlar, nasıl yapacaklar bir düşündükleri vardır herhalde. Bir dahakisine bu milletin borcunu mu silerler artık? Ne yaparlar bilemiyorum yani. Biz anlatması bizden, söylemesi bizden. Buraya kadar doluyuz. Tamam. Yani hadi 24 metreyi aşmadınız. Ya 12 milin dışından ne istiyorsunuz bu balıkçıdan ya? 12 milin dışı burası ya. Eskiden Karadeniz 12 mildi. Şimdi ortadan bölündü yani. Bilemiyorum yani. Bunlar devletin bunu yapan adamların iyi düşünmesi lazım. Bir haksızlık yapıyorlar yani. Burada gerçekten orta sulara haksızlık yapıyorlar yani. Kürcistan'da, karşıda Rusya'da bütün av aracı orta sudan avlanıyorlar. Abazya'da da aynı öyle. Karşılar hep Rusların av aracı orta sudur. Kırgır yok Ruslarda. Ama bizim Karadeniz'de 12 milyon yani bizi geçirmediler. Şu an bağlı yatıyoruz. Ne diyeyim kırgırlarcığım? Allah'a bıraktım. İnşallah daha iyi oluruz abi. Daha düzeliriz yani. Abi soru bölgesel balıkçılık içeriği nedir? Vallahi bilmiyorum. Bölgesel balıkçılık zaten biz bölgesel balıkçılık yapıyoruz. Biz Samsun'da balıkçılık yapıyoruz. Sinop bize yasak. Zonguldak bize yasak. Ünye'den doğusu yasak. Bölgeselde daha bunun bölgesi mi var? Yani Ünye'den doğusu
Orta sulara, Tirollara yasak, Zonguldak yasak, Sinop yasak. Bölgesellik bu. Daha bölgeselliği mi var? Acan Sinop niye yasak edildi? Zonguldak niye yasak edildi? Bize yasak edildiyse Zonguldak, Sinop, Kırgır'a da yasak olsun. Yani neden? Burada farklı bir tür mü var yani? Zonguldak'a yasak ettin. Niye yasak ettin? Milletvekili var. Bizim de milletvekillerimiz var. Biz de yasak etsek biz de ederiz. Ama iş o mu ya? Bölgesel bağlamsızlık. Şimdi zaten biz bölgesel bağlamsızlık yapıyoruz. Bu sene aşağılarında zaten hiçbir limanlara kimseyi koymuyorlar. Herkes kaldı bölgesinde. Yani hiçbir limana giremiyoruz. Girdiğimiz limanlarda hep sıkıntı. Yani bölgesel bağlamsızlık daha nasıl bölgesel bağlamsızlık olacak? Abi diğer sorusu da bayağı sorusu var Serbülent Bey'in. Yedek kayıtlar kalkmalı. Boğazlar her avcılığa yasaklanmalı. Gırgır avı 50 metre derinlikte olmadı. Başkanımız ne düşünüyor bu konu hakkında demiş. Vallahi boğazlar için doğru diyor. Boğazda kırgırların Moritanya'ya giderken 50 kulaç sebali ağlar. Hani boğaza geldikleri zaman 150 kulaç sebali. Hani boğazdakilere söylesek boğazların balıkçılığa kapanması lazım. Çam boğazdan gelir. Boğaz'ın kayakları, İstanbul kayakları Moritanya'ya giderken ağlarını yabaylar 50 kulaç. Boğaz'a geldiği zaman yabaylar 130 kulaç, 140 kulaç. Ondan sonra da akşama kadar bize hakem kesilir. Bizi suçlarlar ondan sonra işte. Yok, Boğaz'ın ağzını yasak edeceğimişler. Kıyı göğden bilmem nereye kadar. Ya, burayı yasak edene kadar siz ağlarınızı yasak edin. Moritanya'ya giderken ağlarınızı niye 50 kulaç yabaylasınız da İstanbul Boğaz'ına geldiğiniz zaman 130 kulaç yabaylasınız? Bunu burada vicdanınıza sorun. Ondan sonra diyorsunuz ki Boğaz denizleri orta sular Sinagop'u sokmamışlar. İnada'dan, kıyı göğden şeye kadar yasak olacağımış. Kefken'e kadar yasak edeceğimiş. Edin yasak. Kırgır'ı da koyun içerisinde yasak edin. Varım ben de sizden beraber. Zonguldak'a da yasak edin. Kırgır'ı da koyun. Orta suya yasaksa madem koruma alanları yapılacak oralar. Ya oralar yasak edin. Biz de zaten yasak bize de. Yani Serbülent Başkan doğrusunu söylüyor. Bir son sorusu daha var abi. Salyangoz avcılığı Algarna tüm ülkelerde yaz ayında serbest. Ülkemizde niye yasak demiş. Vallahi devlet çalışma yapıyor onunla ilgili. İnşallah bir ucunu bir ipe bağlarlar. Bir çalışma var onunla ilgili. Genel müdürlük çalışıyor. Bakalım sonucunu bekleyelim. Evet abi. Ben Batı Karadeniz'den Emre Koç, Kırklareli Kıyıköy'den Atıf abiye bir sorum var. Karadeniz'de avcılık yapan gırgırların ağ derinlikleri 150 ile 200 kulaç derinliklerinde olan ağları var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir ilk sorusu bu. Bana demesin, devlete sorsunlar. Devlet ne düşünüyor? Soru bana niye soruyorsun? Devlete sorsun. Devlet ne düşünüyor? Kaç kişiye ceza yazmış? 50 tane orta suya ceza yazdı. Tirol'a ceza yazdı. Salyangoz'a ceza yazdı. Bana niye soruyor? Sorsun devlete. Desin ki hiç ceza yazdın mı? Bir tane ceza yazdığını gösterdin. Varmış bir tane. Onu diyorsun. İkinci sorusu da abi. Bunların çok ileri bir teknolojide fishbone denilen balık eleme makineleri var. Denizde tuttukları balıkların %70'i kırarak eletiyorlar. Bunlar ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Az önce cevap verdim fishbone'la evet, ilgili ona. İşte o cevap ona verdim. Cevabı olur. Aynı yani. Üçüncü son sorusu daha var abi. Sorum da Batı Karadeniz'de gırgır avcılığı neden yasaklanmıyor? Valla onların dayaları daha çok herhalde. Ben bilmiyorum neden yasaklanmıyor. Biz de dile getirdik. Yani Zonguldak'ta Avrupa Birliği bastırıyor. Koruma alanları diyor. Tamam Zonguldak'a ettin. Kırgır'a da yasak et Zonguldak. Hacan koruma alanlarını bize yaptın. Sinop'a ettin bize. Kırgır'a da edir yasak. Yani niye ayrımcılık yapıyorsun? Birine yasak ediyorsun. Biri orada duruyor. Bizim bir sürü devasa gemiler şu an Samsun Limanı'nda bağlı yatıyor. Hep aşağılara doğru gemiler bağlı yatıyor. Doğu Karadeniz'de avcılık yılların en yüksek seviyesinde ama avlayan sade kırgınlar. Evet abi, bir sorumuz daha var. İyi yayınlar başkanı sorum. Mil yasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Emin Malkoç sormuş abi. Mil yasa hakkında ne düşünüyorum? Mil yasağını biz her sene deniz ısındı zaten. 3 milin dışında balık kalmadı. 1,5 milin ısın diyoruz deniz. Zaten hırsızlardan 1,5 milin içinde bir şey kalmadı. Kaçak trollardan. Turist trollcu zaten iflas etti. İşte bir daha gitti sene geliyor ağ göz azıcıkları 22 milim. Vallahi 22 milimle ne tutacaklar bilmiyorum. Yani öyle de bir sıkıntı var yani. 3 milde şu an depreler çıkıyor. Balık duruyor denizin kıyısında. Hava çok sıcak. Dünyanın dengesi bozuldu. Bir grup balık denizin kıyısında duruyor. Karadeniz'de oksijen kalmadı. Bir buçuk aydan beri çok limanlık Karadeniz. Rüzgar esmiyor. İşte balıklar çok kıyıdan gidiyor. Bu sene trollcularda da var sıkıntı. Hepimizde var.
Yani yıllardan beri 1,5 mil olsun diyor. Yunanistan'da Tirol metreyle beraber Avrupa Birliği'nin eşiğlerini bize dayattırıyorlar işte. Ha şimdi yeni çıkan yasalar hep Avrupa Birliği'nden ilgili ama bu yerlerini görmüyorlar. Dünyada Tiroller metreyle, derinlikleri metreyle beraberdir. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki 3 mil, Ege Denizi'nde de aynı öyle. İşte biz Ege Denizi'nde 1,5 mil, 3 mil çıkıyoruz. Yunanistan çıkıyor TDAH'tan, hadi yarağını kıyıdan doğru gidiyor. Biz de 3 mil çıkıyoruz. Yarın yasak olduğu zaman, bize yasak olduğu zaman Yunanistan orada balıkları bırakıyoruz. Onlara her yerde aynı yani. Bizim Karadeniz'de de aynı öyle. Yani bunları devletin araştırmacıları var. Bu konulara daha fazla eğilmesini istiyoruz yani. Hele bilhassa millen ilgili. Yani Tirol gerçekten 3-4 seneden beri Karadeniz'in dengesi değişti. Deniz çok ısındı. Dedem sularda balık kalmadı. Eskiden 50-60 kuruşlara balık çıkardı. Şimdi yok, var da mı çıkmıyor? Var da çıkmıyor. Olan yerlerde var. O da çıkmıyor. Ama deniz ısındı yani. Kirlendi deniz. Çok kirlendi. Yani bunun suçlusu da biz değiliz. Yani her gün de kirleniyor. Bir sorun, benim kendi sorum var Atıf abi. Bu deniz kirlendi derken ben bir araştırma yaptım. Bu deniz patlıcanı varmış. Evet, bu denizi temizleme özelliği olan bir ekonomik değeri çok yüksek olan bir ürünmüş. Buna kota gelmiş. Bu kota hakkında ne düşünürsünüz Atıf abi? Ben kendi adıma sormak istedim açıkçası. Vallahi, bu soruyu. Patlıcan bizim bölgelerimizden ilgili değil ama devletin onda çok büyük bir ihracatı var. Yani Ege'de, Akdeniz'de bazı yerlerde yasak. İşte talma her yerde serbest. Talmalarla ilgili sıkıntı yok. Yani kota geldi. Ya yarın ileride bütün balıklara gelecek. Kalgana da gelmiş işte. Evet. Olmayan kalgan balığına da koda gelmiş. Yarın hepsine gelecek. Bizim hamsiye de getirecekler. Uğraşıyorlar işte. Ya verimli bir şey varsa önünü kesmek ucun. Adamların denizlerinin ucu bucağı yok. Moritanya'ya git. 200 milde avcılık var. Koda var. Ya bizim Karadeniz'i yürüme karşıya geçiyorsun. 100 metreden sonra hayat yok. Akdeniz'de de daha derin. Ama burada da vallahi bilmiyorum. Araştırdı herhalde. Bizim bölgemizden ilgili çok da fazla bilgim yok. Onunla ilgili yani bir şey de desem şimdi olmaz. Tanımadığım bir tür çünkü bizim türümüz değil. Biz Karadeniz'de avlanıyoruz. Yani bizim türlerle ilgisi yok. Aynı salyangoz gibi o da bir tür yani. Aynen. Şimdi şeyden temizlikten geldi de ben araştırırken gördüm. Yani ondan evet. Dolayı sordum abi. Başka soruya geçeyim abi. İyi akşamlar. Tokat Almus Baraj Göleti'nde kooperatif üyelerini A ile Missina sürekli avlanıyorlar ve Tarım İl Müdürlüğü'nün izin verdiğini söylüyorlar. Ayrıca gölet kapasitesinden fazla alabalık tesisleri bulunmakta. Bu sorunlar nasıl çözümlenir diye bir soru gelmiş. Valla Tarım İl Müdürlüğü var o bölgede. Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaat etsin. Köllerde misina alan avcılık serbest. Ama bilmiyorum o köllerde var mı yok mu. Bizim Samsun'dan Tarım İl Müdürlüğü'nün botları var. Gidip kölleri denetliyorlar. Ben de görüyorum onları. Köllerde şu an misinaları serbest ettiler. Ama denizde ne yazık ki yasak. Ben bilmiyorum köllerde neden serbest ettiler de denizde yasak. Onu da daha çözmüş değiliz yani ama... Onun için bir şey diyemem. Tarım İl Müdürlüğü var o bölgede. Gidip Tarım İl Müdürlük'ten ona cevap alabilir. Evet abi. Abi başka bir soru daha var. Bu Yunanistan'ın balıkçılıkta bizi nasıl geçtiği tarzında bir soru geldi de. Onunla ilgili bilginiz şey... Vallahi Yunanistan bizi nasıl geçti? Bak burada Enez Limanı var. Gösterip... Yunanistan hududumuzda. Yani tam Yunanistan hududunda Enez Limanı var. Enez Limanı'na balıkçının girmesi yasak. Kökçe'de ada var karşıda. Balıkçı tekneleri Enez'de çalışıyorlar. Kökçe'de'ye gidiyorlar. Oradan Kabadepe'ye gidiyorlar. Petrol mü çıktı bilmiyorum. Bu kadar teknelere bu kadar mazot yaktırıyorsunuz. Enez Limanı'na neden bu balıkçı inemiyor? Ege Denizi'nde diyorsunuz işte balıkçılık. Ya balıkçı limanı inemekten sonra memlekette balıkçılık olur mu? Biz 30 sene balıkçılık yaptık o bölgede. Ne var Enez Limanı'nda? Yunanistan TDAH'tan çıkıyor. Metresini buluyor, atıyor. Bizim de 3 mil çıkıyoruz, A diyoruz. Akşam Enez'e Tarım İl Müdürlüğü var. Balıkçı teknelerini kontrol etsin. Yani Yunanistan, Ege Denizi'ni komple Yunanistan'a bıraktık. Kabadepe limanına giren tekneler mazot alamıyor. Su vermiyorlar teknelere. İşte geçen arkadaş arıyor beni. Biz diyor çay yapmaya su alamadık diyor. Yabancı yattı 40 ton su aldı diyor. İşte gece arıyorlar bizim mazot alamıyoruz diyor. Bir firma kiraladı Kabadepe'yi. Balıkçıyı sokmuyor içeri diyor. Sayın Genel Müdürüm aradım ben bir iki defa. Kökçeada'ya gidiyorlar. Kökçeada'dan Kabadepe'den Kökçeada'ya mazot gelmek için feribot sade mazottan geliyor. Bu kadar sıkıntı var bu bölgede ya. Ya Allah aşkına. Ya bizim değil mi buralar? Ya buraya inen balıkçı tekneleri bizim teknelerimiz değil mi ya? Ege'nin bazı bölgelerine Kuşadası'na yabancı gemiler, balıkçı gemileri inip balıklarını boşaltıyor. Bizim balıkçılar acaba Yunanistan'a yansılar bu eziyeti çekerler mi ya?
Yani gerçekten bir sıkıntı var ya. Yok vali sokmuyor işte, yok vali bey adı. Bizim de Samsun'da valilerimiz var. Yani bizden adamlar çağrı arıyorlar. Var mı bir sıkıntınız? Allah razı olsun ya. Ben onları gördükçe bizim, yani bizim bölgemizde de vekillerimiz var, valilerimiz var ya. Bize her konuda yardımcı oluyorlar ya. Yani Kabadepe, Enes'e, Balıkçı'ya ne zarar olur? Ben bilmiyorum ya. Ne zarar olur ya? Yan tarafı Yunanistan ya. Enes Liman'da adam öldü, kazı oldu. 2 sene oldu, ölen öldü. Allah rahmet eylesin. Kaza olayı yapan kırgırlar. Şimdi trollar da sokmuyorlar oraya. Bu bir bahaneydi ya. Gerçekten bahane. Bak burada yazıyor işte Gökçeada'ya bilmem ya. Yazık günah ya. Ya burası bizim ya bu ülke. Verdik bütün afsaları Yunan'ın şu an ya. Yunan Ege'de çırıda diyor ya. Vallahi çırıda diyor ya. Nasıl biz balıkçılık yapacağız ya? Bu kadar devasa gemilerimiz limanlarda ya. Hep engel. Aynı ya. Bizim Karadeniz'de de aynı sıkıntı ya. İşte az önce dedik. Gel bizim Kurcaşile tarafında aynı ya. En limanda kamyonunu yükle, suyunu akıtamasın denize. Çiteye gel, aynı sıkıntı. Vallahi çözüm bunu ya. Yani biz bunları burada söylüyoruz. Bazı söylediklerimiz acı ama gerçekten doğru. Biz bu memleket içiniz ya. Bu memleketime katma değer üretmek için geldik ya. Yazın turizm var, balık yok. Ya nasıl olacak? Ege Denizi'nde para gedasını Yunan kurayı. Trollünü Yunan çeki. Ege'de Yunan'ın gırgırı yok. Bütün avcılığı trollerle beraber. Ege Denizi'nin Yunan %80'ini kullanıyor. %85'ini kullanıyor. %15'i bizim. %15'inde yine bizi limanlara sokmuyorsunuz ya. Yani vallahi Sayın Genel Müdürüm, bu işe çözüm bulun ya. Gerçekten çözüm bulun ya. Bak lamba yasak oldu. Karadeniz'e tekneler sığmıyor ya. Peki doğrusunu yaptınız ama 50 metre tekneler, bu Karadeniz bu tekneleri kaldırmaz. Yarın sıkıntıya gidiyor bu balıkçılık. Bak yani Karadeniz'de 3 ayda avlanacak olan balık 20 günde vurup suyunu kaldıracaklar. Yasaklar yapayken yasak ettiğiniz yerleri bu insanları da bir yere yerleştirin yani. Evden kiracı atar yemin oldu bu ya. At onu yolla gelsin Karadeniz'e. Karadeniz Mevlana değil ki ya. Kaldırmıyor Karadeniz artık yani. Enes'e koymuyorsunuz. O limanı enemiyor balıkçı. Gerçekten çok büyük bir sorun bu ya. Kime gidiyorsak bizi Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderiyor ya. Bu kadar ülkemizde sıkıntı varken ekonomik sıkıntıyla uğraşır. Savaşla uğraşır. Her şeyle uğraşır. Yine bizi Cumhurbaşkanı'na gönderiyorlar ya. Devasa her taraf genel müdür dolu duruyor ya. Ya şu balıkçının derdine Allah aşkına bir çare bulun ya. Daireler adam kaynıyor ya. Yani bir çare bulun şunlara ya. Enes'e balıkçı niye giremiyor ya? Ne sorun var balıkçıda? Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli memur yok mu orada? İndiği zaman balığı ufaksa ceza yazsın. Ağının gözü inceyse ceza yazsın. Nerede bir sıkıntı varsa çözsünler ya. Kabadepe'yi yabancı bir firma almış işte. Balıkçı barınakları yasasının içerisinde bunlar ya. Buralar hep balıkçı barınağı ya. Yani yat limanı değil ki Kabadepe limanı ya. Niye balıkçı su alamasın Kabadepe'den? Niye mazot alamasın ya? Ne sıkıntı ne buralarda bilmiyorum. Anlamadığımız sıkıntı. Sahil gönlüğe soruyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı kimde bu sıkıntı ya? Yani lütfen çözün yani. Gerçekten Ege Denizi denizde bıraktık onlara. Biz eskiden Ege Denizi'nde 20 sene önce gittiğimiz zaman helikopterle feribotlar denizde karakol gemileri kollardı biz ya. Şimdi Ege Denizi'ni güzel bir yere getirdik. Şu an yine balıkçı bezdi bıraktı geldi ya. Bezdiler balıkçı ya. Evet Atıf abi. Yavaş yavaş programın sonuna gelmiş bulmaktayız Atıf abi. Yani başka bu kanun değişiklikleriyle ilgili söylemek istediklerim yani varsa. Kanundan ilgili işte dediğimiz ruhsatlarla ilgili büyük bir sıkıntı balıkçının önünde. Bir an önce ruhsat iptalini durdursunlar. Yoksa bu balıkların boylarından beraber bu ruhsatlar bir senede denizde bir tekne kalmaz. Derseler ki biz bu balıkçıyı kaldıracağız, çiftlikçi yapacağız. Hadi diyeceğim bir şey yok ona. Yani gerçekten bizden aldı, çiftlikçilere verdiler. Yeni çıkacak olan yasalar. Ben öyle görüyorum. Bize bir şey sormadılar. Zaten de bir şey sordukları yok. Daha bizden de görüş. Çok konuştuğumuz için biz de daha zaten kaleye aldıkları yok daha hiçbir şeyimiz. İşte 1-2 aydan beri uğraşıyoruz. İşte 24 metre lan açamayınca işte 12 metre sıkıntısı, 12 mil çıktı. Onu da çözemedik. Bağladık tekneleri. Bekliyoruz. Aşağıdan karaya ilerlerse balık gelecek. Yani sorun bunlar. Yesa'yı bekleyip göreceğiz. Yani devlet en büyüğümüzdür. Önümüzde gidecek. Yanlışı yapan Gandar'ın terazisi onların elinde. Bir sürü araştırma gemileri var. Gidin denizi araştırın. Evet abi. Evet az önce söylediğimiz gibi limanlar araştırma gemisi dolu duruyor. Gidin Hamsik 50 milden niye gidiyor bu sene? Ne oldu bu Hamsik'e de bu sene 30 milden aşağı inmiyor? 50 milden gidiyor. Böyle mi gidecek? Deniz suyu çok sıcak. Bunun kabahati balıkçı değil. Denizlerin dengesi değişti. Bu sene gerçekten denizde bir sıkıntı var. Yani suçlu biz değiliz bunun yani.
Tabiat olayı bu. Bir dahaki sene ne olur bilemiyorum. Allah bilir. Bu kadar milleti yarattı, aç bırakmaz. Evet abi. Evet. Programımız yavaş yavaş sonuna geldik Sinan abi de. Bu konuyla ilgili söylemek evet, istediklerini son olarak. Biz Atıf Kaptan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağının tozuyla buraya Samsun'dan iştirak etti. Bizim konuğumuz oldu. Bir hayli gerçekten avlanma balıkçısının sorunlarını çok güzel bir şekilde ifade etti. Evet. Biz Atıf Kaptan'ı ilerleyen bölümlerde yine program konuğu yapacağız. Sözünü aldık. Ve yerinde de zaman zaman çekimler yapacağız. Biz amacımız burada tabii özellikle tüketicimizin korunması, tüketicimizin gıda açısından çok önemli bir şey balık, bir nesne. Onun da kırmızı etteki sorunlarla karşı karşıya kalmaması için bütün mesleki hassasiyetimizle yardım edeceğiz, destekleyeceğiz. Buradan bütün bizi izleyen izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletelim. İlerleyen bölümlerde yine beraber olacağız. İnşallah artık kaptanlarla sözü aldık zaten. 15 günde bir inşallah beraber programda i̇nşallah olacağız. Doğru olan her şeyin yanındayız. Bu deniz yapımızın, bu balıklar da bizim. Balık bilirse biz aşık alırız. Kimseye bir şey olmaz. Cenab-ı Allah yarattığı gülü aç bırakmaz. Aynen. Teşekkür evet, ederim. Böyle bir imkanı bize tanıdığınız için size de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir programda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.